Selamünaleyküm arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Herkese hayırlı günler, hayırlı vakitler. İnşallah herkesin sağlığı, sıhhati yerindedir. Biz iyiyiz arkadaşlar. Çalışmaya devam, yoğun bir çalışma içindeyiz. Şimdi Allah izin verirse geçen gün yonca toplama videosu atmıştım. Yonca biçme videosu atmıştım. Şimdi Allah izin verirse o biçtiğimiz yoncaları toplayacağız tabii. Kurudu mu iyice bir bakacağız. Bahçeye gidelim bir tırmıkla bir araya toplayacağım. Ondan sonra hararlara, çuvallara dolduracağız. İnşallah iyi bir video olur. Herkese iyi seyirler diliyorum şimdiden. Hadi bakalım. Arkadaşlar akşam 10'da koyundan geldim yayladan. Bir yemek yedim, köye indim, köyde yattım bugün. Yani çalışmaya devam. Bayrama rahat olayım diye işleri bitirdik. Bakın köprümüz ne güzel görüyorsunuz. Kameramanımız da burada. Muhammed Çınar. Köprüden de etrafı bir çekelim. Önceki videolarda izleyen varsa arkadaşlar, burası iki suyun birleştiği yer. Sizi Su Gözü diye bir yere götürmüştüm köy gezisi videosunda. Köy vlog videosunda. O gezmeye götürdüğüm yerden gelen su bu. Şu tarafa gitmiştik. Şu dağın dibine. Şu sol taraftaki su da Aygır Şelalesi'nden geliyor. O bayağı bir ileride şu tarafta. Hadi bakalım yoncalara bir bakalım. Yaylada olunca çeviremedim. Aslında bir tur çevirsem daha erken kuruyabilirdi. Ama mecburen iş güç. Koyunlara da bakmak lazım. Evet arkadaşlar, biçtiğimiz yonca bahçesi burası. Görüyorsunuz. Arada yeşiller de kalmış aceleyle biçince. Bazı yerleri tam işleyememişiz. Yeşiller de kalmış. Tutayım bakalım kamerayı. İşe başlayalım artık. Bismillahirrahmanirrahim. Daha iyice kurumamış gibi arkadaşlar yonca ama. Bunu şimdi toparlar gibi yapacağım. İkinline kuruyacak. Allah izin verirse bugün ikinlini toparlayacağız.
Evet arkadaşlar, bu şekilde bir araya topluyoruz. Sonra çuvallara, haralara dolduruyoruz. Altı daha nemli biraz. Bu saatte gelmemin sebebi arkadaşlar, görüyorsunuz bahçenin yarısı şu an gölgede. Kavakların gölgesi var. Sabah erken geldiğinde her tarafı çiğ oluyor. Yağmur yağmış gibi oluyor. O yüzden bu saatte topluyorum. Hafif çiğini aldıktan sonra, ama iyice de yüzü kurumadan, yapraklar dökülmesin diye bu saatte topluyorum. Genelde her zaman aynı şeyi yapıyoruz. Hadi bakalım. Biraz daha çalışmaya devam. Kapadı herhalde. Evet arkadaşlar, bahçe komple bitti. Görüyorsunuz artık son. Şurası kaldı. Tabii biz de yorulduk ama olacak bunlar arkadaşlar. Görüyorsunuz bahçeyi. Burayla ilgili ne kadar biçtiğimi sormuşlar. Diğer iki bahçe daha var. Bunları en az dörder kere biçiyorum arkadaşlar senede. Fi ek diyen olmuş. Fi'yi bir kere biçiyoruz senede. O yüzden biliyorum hayvanlara yarayışlı ama bunu dört kere biçiyoruz. Bazen beş de olabiliyor. Hani kısa bir biçimde yapabiliyoruz. Bazen tam olarak beşi de bulabiliyor. Gördüğünüz gibi her tarafını bitirdim artık. Buradan yaklaşık 30 harar deriz biz o büyük saman doldurduğumuz şeylere. Yaklaşık 30'a yakın harar çıkar. 20'şer kilodan, yani 500-600 kilo samanım çıkacak kuru halde, Allah izin verirse. Her biçişte o şekilde çıkıyor arkadaşlar. Tabii bu yonca samanı, bir de doğal, tabii kendimiz yetiştiriyoruz bunu. İçinde bir katkı şey yok. Gübrede doğal gübre veriyoruz arkadaşlar bahçelere. Yani o yüzden bayağı değerli hayvanlar için kilosunu en aşağı 1,5 lira civarında saymamız lazım. Ki yonca, fink samanı da o aralarda 1,5 lira civarında. 1,300-1,5 lira. Yani şu bahçeden karım 900 lira arkadaşlar. Şu anki yaptığım işlem yaklaşık 900 liralık işlem. 3 saatte biçtim burayı. 3 dinlenmesiyle 4-5 saat deyin. Bugün de şu an toparladım. Akşam da harara dolduracağım. Eniştem de yardım edecek tabii. Yani toplamda 2 gün diyelim arkadaşlar. 2 günlük yaptığım iş 900 lira, 800 lira. O aralarda Allah bereket versin. Yani yorulduğumuza değiyor. Hem de kışın hayvanlarımız rahat ediyor bunun sayesinde. Yani zorluğu da var ama karı da güzel, fena değil. Şimdi küçük bahçeye gidelim. Orayı da toparlayacağız hep beraber. Hadi bakalım. Evet, burası da tamam. Burayı da hallettik. Zaten küçük burası. Ama maşallah burada da bayağı ot var. Burada bir de dedemiz var arkadaşlar. Kendine sakal yapmış. Oğlum acele etme. Çıkacak çıkacak Muhammed. Çıktığı zaman da bıkarsın. Kesmekten bıkarsın. Daha çok var. Muhammed yeğenim arkadaşlar. Tanıyanlar vardır. Şuradan şimdi yavaşça ver dayım tırmığı, ben alayım. Sen de su bidonunu al. Şuradan domates, salatalıklara bir bakalım arkadaşlar. Hıyar varsa yiyelim Muhammed. Tabii birkaç şeyi söylemeyi unutmuşum. Öbür büyük bahçe iki dönüme yakın arkadaşlar. Burası küçük bir yer. Yonca hakkında. Soğanlarımız da burada. İçi ot dolmuş tabii. Arkadaşlar hep inek gübresinden geliyor bunlar. Annem ineklere hep bahçe otu yediriyor. Şunlara sirken diyoruz biz. İnekler otu yiyince tohumu tekrar dışkısında, gübresinde tekrar bahçeye geliyor. Tekrar yani öyle bir döngü oluşturuyorlar.
yonca hakkında diyordum. Yonca arkadaşlar 6-7 sene boyunca verim veriyor. Bir ektiğiniz zaman. Yani bayağı 7 seneyi buluyor. Böğürtlenler. Böğürtlenlerimiz de kızarmaya başlamışlar arkadaşlar. Böğürtlen bahçesine hiç bakamadım ya gerçekten. Ne zamanım oldu, ne şeyim oldu. Gene de bayağı fena değiller. Ortadakiler kuru. Tabii ortadakiler de çıkmadı. Sulayamadık Muhammed. Vaktimiz olmadı. Neyse bakalım. Onları da seneye canlandırırız. Mısırlarımız. Mısır olsa da. Mısırları bir yesek artık ya mısırları. Özledim vallahi şöyle köze atıp. Daha var ama bunların bayağı bir. Benim boyumu geçmiş arkadaşlar. Daim önüne bakarak ol. Yılan falan olur. Yaşayan oluyor. Aynen buralarda pek eksik olmaz. Birkaç kere denk geldim arkadaşlar bayağı büyük. Bana da denk geldi ya. Mezaran orada dibinden çıkıverdi. Neyse bahsetmeyelim daim yine çıkar. Evet salatalıklar. Oo daha bunlar dökmemiş ya. Bayram sonuna kaldı bunlar. Bizim burada baharın hava bayağı sert geçiyor arkadaşlar. O yüzden geç bitiyor. Domateslerimiz yeni yeni dökmeye başlamış. Evet arkadaşlar. Bayramdan bir hafta sonra kızarmaya başlayabilir bunlar. Ebeminki kızarmış hasta ebeminki. Bir tanesi. Hasta ebenin mi? Bir tanesi kızarmış. Ulan hasta ebeden yol alalım mı? Ben bilmem. Burada da domatesler var. Bunlar da daha çiçekte hep. Biberlerimiz var arkadaşlar. Hepsi bayram sonuna kalmış. Biberler dökmeye başlamış yeni yeni. Cin biber mi dayı? Bakacağız dayım. Cin biber çok acı oluyor da yedildim. Valla ne çıkacağı belli olmuyor ki. Pazardan alıyoruz fidanı. Oo biberler dökmüş lan. Şuradan bir iki tane yiyeceğim. Acım bakalım. Bana da ver bir tane. İlk önce ben yiyeyim de dayım. Ya bana da. Ben yiyeyim de acı mı değil mi bakalım. Evet arkadaşlar mis gibi. Doğal, organik. Bahçemizden. Vallahi bakayım. Oo mis. Ceviz ağacımız var burada. Büyüyor. Oo maşallah. Arkadaşlar bu elmayı aşı yapmıştık. Altın çekirdek diyoruz biz buna eşki elma. Yalnız seyretmem lazım herhalde ya da şu dallara değnek dikeyim. Kırılmasın diye maşallah görüyorsunuz. Bu yozu elmaydı. Şuradan aşı yaptık bayağı. 3-4 sene oluyor. Hadi bakalım. Duvarım da yıkıldı arkadaşlar. Duvarım kışın kardan yıkıldı. Kardan derken kar yağdığında kepçe yolları açıyorken şuradan yukarıdan inmiş. Temeli görmemiş. Direkt bir vurmuş. Allah'tan aşağı uçmamış adam. Nereye gidiyorsun? Tamam gel. Allah'tan aşağı uçmamış. Neyse yapılacak artık bakalım. Şu ev bayağı güzel arkadaşlar. Hoşuma gidiyor. Yeri mevkisi de güzel. Duvarları efsane hala sapasağlam. Görüyorsunuz eski evlerden. Dışına suvayla şekil yapmışlar.
normal taş ev. Şuradan bir sulanıp gidelim artık. Buz gibi arkadaşlar, yazın en sıcak gününde bile buz gibi akıyor maşallah suyumuz. Oh, serinledik. Muhammed kelebeği çekiyor. Kelebeğimiz de var burada. Kaçmıyor ha. Gitti. Hadi gidelim dayı. Şurası da diğer yonca bahçem arkadaşlar. Yaklaşık komple 4 dönüme yakın herhalde. Yazın bunlar bayağı bir zamanımı alıyor. Burası da bayramdan bir hafta sonra işlemeye gelir artık. Tekrar burayı da işleyeceğiz. Diğer bahçem hemen şuradaydı arkadaşlar, şu yan tarafımızda. Şu arada. Büyük bahçe biraz daha ileride. Tabii şimdi durmak yok. Saat 5'e kadar 5'te orayı doldurmaya başlayacağım. Şimdi de büyük ihtimal Bozkur'a gider gelirim. Bozkur'da işimiz vardı. Eniştemle beraber gideceğiz. Evet arkadaşlar, ikindin oldu. Bozkur'a gittim geldim. Alınacaklar vardı. Onları hallettik. Bayram şekeri aldık, tıraş olduk. Şimdi yoğun bir şekilde işe devam. Ama bir saat var, burayı halletmemiz lazım. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi yeni bitirebildik. Saat 8.45 oldu. En son şu bölge kalmıştı. Orayı da şu ışıkla bitirdik. Görüyorsunuz arkadaşlar, çalışma yoğun. Sabahtan toparlamıştım. Haralar görünüyor mu bilmiyorum. Haralar görünmüyor herhalde. Beyaz beyaz görünüyorlar sadece. 30 arar çıkar demiştim. Bayağı iyi sıkıştırdık bu sefer.
Tararlar maşallah küp gibi. Şöyle bakalım. Şöyle yıldızları çekeyim size bir. Yıldızlar yeni çıktı. Kutup yıldızı bu herhalde. Aşığımız da var. Evet arkadaşlar, herkesin arefesi mübarek olsun. Rabbim bu aylara, bu günlere yine eriştirsin diyorum. Videoyu burada noktalıyorum artık. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.